20. sorumuzdayız. 20. sorumuzda önce iklimi tanımlamamız gerekir. Uzun yıllar atmosfer olaylarının ortalama değerlerine iklim denilir. Buna göre yukarıdaki öğrencilerin hangileri yaşadığı yerin iklimi hakkında bilgi vermektedir? Buna bakacağız. Şeyma demiş ki benim yaşadığım yerde kışlar çok uzun olur ve sert geçer. Neyi belirtmiş? Kışların çok uzun geçtiğini ve sert olduğunu. O nedenle de burada birçok kıştan bahsediliyor, uzun yıllardan bahsediliyor. Dolayısıyla iklim hakkında, yaşadığı yerin iklimi hakkında bilgi vermiştir. Şeyma yaşadığı yerin iklimini tasvir etmiş. Eda'ya bakalım. 3 gündür o kadar çok kar yağdı ki okullar bugün de tatil edildi. Eda kısa süreli bir hava olayından, bir atmosfer olayından bahsetmiş. O nedenle de Eda'nın yapmış olduğu tanım nedir? Kesinlikle iklim tanımı içinde yer almaz. Hasan'a geldik. Hasan, bizim buralarda deniz sezonu çok erken başlar ve çok geç sona erer demiş. Burada Hasan yaşadığı yerin ikliminden bahsetmiş. Uzun yıllar burada demek ki kışlar geç sona eriyor, erken sona eriyor, yazlar erken başlıyor ve dolayısıyla da iklimi hakkında, deniz sezonu hakkında bilgi vermiş. O zaman Şeyma ve Hasan yaşadığı yerin iklimini belirtmiş. Eda şu anda iklimi belirtmemiş. Buraya bakalım. Bugün şehrimizde oluşan yoğun sis yüzünden zincirleme trafik kazaları meydana geldi. Günlük hava olayını, meteorolojik tahmini söylemiş. O nedenle de Burak da iklimin tanımını yapmamış. O nedenle ne diyoruz? Burak ve Eda iklimi tanımlamamış. Ama Şeyma ve Hasan iklimi, yaşadığı yerin iklim özelliklerini belirtmiş. Doğru cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak.